Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün harika bir konuğumuz var. Göksu Hanım bizlerle. Göksu Hanım, God of War, Ragnarok ve God of War oyunlarında yaratan ekibin içerisinde bizzat yer almış bir hanımefendi diyeyim. Öncelikle hoş geldiniz Göksu Hanım, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok iyiyiz çünkü davetimizi kırmayıp buraya geldiniz. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum bunun için. Ben teşekkür ederim. Yani bugünkü yayınımızda biraz sohbet şeklinde ilerleyeceğiz. Biraz God of War üzerinden bahsedeceğiz. Yani geçmişte nasıldınız, bir yandan kariyerinizden bahsedeceğiz. Böyle bir yayın olacak açıkçası. Ben çok uzatmadan isterseniz başlayayım. Öncelikle Göksu Uğur kimdir diye başlayabiliriz. Çünkü çok fazla yayına katıldınız daha öncesinde. Bundan ötürü çok da sıkmak istemiyorum da yani yine kısaca bahsedebilirsiniz. Kendi kariyerinizden, üniversite yaşantınızdan. Çünkü öğrenci arkadaşlarımız cidden merak ediyor. Yani bu pozisyonlarda olan kişi hangi yollardan geçti. Bunun için güzel yani bilgilendirme yaparsanız harika olur. Tabii ki. Ben Sabancı Üniversitesi bilgisayar bölümü mezunuyum aslında. Doğma büyüme İstanbul'dayım yani. Sabancı Üniversitesi'ne giriş nedenlerinden en büyüğü de aslında böyle ne yapacağımı pek bilemememdi geleceğe dair. Mühendislik eğilimim var zaten, ben matematik lisede mezunuyum. Ama yine de böyle tam ne yapsam, ne alana yönelsem emin değildim. O yüzden Sabancı Üniversitesi'ne giriş yaptım. Bilmiyorum tabii, biliyorsunuzdur herhalde. Orada bölüm seçmek yerine fakülteden giriş yapıp çok farklı ders alıp farklı alanlara yönlenebiliyorsunuz. Ben de böylelikle hem böyle bilgisayar dersleri hem sanat tasarım dersleri falan aldım. Onun sonunda da tabii böyle birazcık hepsinden karıştırıp daha böyle kreatif bir alana nasıl yönelebilirim, programlamayı nasıl öyle bir alanda kullanabilirim gibi kendim için, geleceğim için planlar yaparken de bilgisayar oyunları yapabileceğim gerçeğiyle yüzleştim. Sabancı Üniversitesi'ndeyken 3. yılında işte yine bir küçük bilgisayar oyunları yapan bir şirkette staj yaptım. Daha sonra mezun olduğumda da bir arkadaşım yine küçük bir oyun şirketinde çalışıyordu. Deneyim, test edeyim, bakalım gerçekten bu benim geleceğim olabilir mi şeklinde oraya girdim. Bir yıl kadar çalıştıktan sonra da Amerika'da Carnegie Mellon Üniversitesi'nde Entertainment Technology Center'da master'a geldim. Bu da daha çok böyle oyun odağı var. Ama birazcık daha genel eğlence sektörüne dair bir program. Aynı zamanda işte böyle Themed Entertainment dediğimiz Disneyland gibi entertainment parkların yapımına dair ya da animasyon alanına yönelmek isterseniz 3D Animation Movie yapımına dair böyle birçok farklı eğlence sektörüne fokus olan bir program. Ben tabii daha game ağırlıklı gittim orada da. Bir sürü farklı ders aldım yine oyun tasarımı, programlama ve bir sürü proje yapma şansı edindim. Daha sonra da yine aynı zamanda oradayken yazın staj zamanı Visual Concepts'e staja başladım. Türkiye Sports olarak da biliniyor bu stüdyo. NBA Türkiye oyunları üzerine çalışan bir stüdyo. O zaman Türkiye 15 üzerine çalışıyorlardı. Ben de orada staj yapma şansı edindim. Daha sonra staj iyi geçince karşılıklı memnun olduğumuz için stüdyoyla beni full time olarak çalışmak için geri çağırdılar. Okulum bitince de orada çalışmaya başladım. 1,5-2 yıl kadar mezun olduktan sonra orada çalıştım. Birazcık daha aslında herhangi bir programlama da fokus alanım yoktu yani. Generalist dediğimiz daha ne iş olsa yaparım abi tadında. Nerede neye ihtiyaç varsa programlama alanında. Her şeyden birazcık yaptım yani. Biraz AI yaptım, birazcık AI programming yaptım. Biraz böyle narratif, sinematik falan gibi işlerde çalıştım. Daha sonra da 2017 yılında Los Angeles'a taşınmamız gerekti. O zaman da Santa Monica'da çalışmaya başladım. İşte bu tam 2018 God of War'un çıkmasından bir yıl önce falandı. Yine aynı şekilde generalist olarak girdim ben oraya. Zaten oyunun son bir yılında çok fazla yapılması gereken şey olduğu için ve sürekli birçok şey çıktığı için o proje şirk olduktan sonra da birazcık daha AI fokusuna yöneldim. God of War Ragnarok oyununda da AI lead olarak çalıştım. Aynı devamındaki sequel olarak çalıştığımız projede. Daha sonra 2023 yılında o ship olduktan sonra da şimdi yeni bir projedeyim. Devam ediyorum sonra Santa Monica'da. Bence harika bir hikayeniz var.
bu hikayeden birçok kişi kendini bir şeyler bulabilir. Kendisi için bir yol haritası, roadmap çizebilir. Bence öncelikle tebrik ediyorum şu anki bulunduğunuz pozisyondan ötürü ve yaşadığınız başarılardan ötürü. Yani birçok kişi de zaten oyun sektörüne yönelmek gibi bir fikir var. Ya bundan dolayı da zaten iyi bir rol modelsiniz diyebilirim öncelikle. Teşekkür ederim. Konumuza geçelim isterseniz. Çok bekletmeden. God of War ve God of War Ragnarok oyunlarında görevleriniz neydi? Oyun yapım aşamasında en heyecanlandığınız anlar nelerdi sizin için? Öncesinde biraz anlattınız sanırım. Oyun yapım aşamasındaki en heyecanlandığınız anlar kısmını da anlatabilirsiniz. Yani yine de tekrarlayabilirsiniz. Yani ufaktan tekrar değinebilirim. Ragnarok oyununda ben dediğim gibi AI lead'dim. AI lead olmadan önce de projenin ilk bir yılı AI programmer olarak çalıştım. Yani oyundaki düşmanlar, yandaşlar, Atreus ve NPC'ler, yani oyunun içinde gördüğünüz non-playable karakterlerin herhangi birinin oyun içinde function edilmesi için gerekli olan tüm sistemlerden AI takımı sorumlu. Biz onları implemente ediyoruz. Oyun yapım aşamasında en heyecanlıyız anlar nelerdi? Yani aslında oyun yapmak çok uzun sürüyor. Ragnarok 4,5 yıl kadar aldı. Ve o süreç boyunca çok farklı aşamalardan geçiyoruz. İlk başta heyecanlı oluyor çünkü birazcık daha böyle yeni şeyler deniyoruz, prototipler yapıyoruz, ilginç mekanikler deniyoruz. Daha önce yapmadığımız teknik böyle değişik problemleri çözmeye çalışıyoruz. Ama ben aslında daha çok oyunun böyle son bir yılını seviyorum. Çünkü bu genelde böyle her şeyin bir anda bir araya gelmeye başladığı, yavaş yavaş böyle oyunun ortaya çıkmaya başladığı bir dönem. Aynı zamanda da en yoğun dönem tabii ki. Ama genelde böyle oyun çıkmadan bir 5 ay önce, 4 ay önce falan böyle bir an oluyor. Herkes böyle bir anda oyunu görüyor böyle. Oha bir dakika oyun bitti galiba. Oyun galiba güzel oldu falan diye. Böyle sanki bir gecede olmuş gibi aslında ama tabii yıllarca herkesin bir sürü şey yapıp o noktada bir araya getirmesiyle olan bir şey o. Ben genelde o anı çok seviyorum. Bir de tabii ki son 2 ayımda artık şansım mı diyeyim, talihim mi diyeyim, o kadar çalışmanın, emeğin sonucu mu diyeyim, çok iyi review'lar aldık. O review'ların yayınlandığı gece, biz genelde stüdyo olarak bir araya gelip hep beraber okuyoruz review'ların sonuçlarını, skorları falan. O anda her zaman en sevdiğim anlardan biri oluyor genelde. Zaten 2018'de de yılın oyunu seçilmişti ilk yıl. O zaten ayrı başarıydı. Ama öncesinde 2015'te erken yayınlanan bir videoları vardı. Kratos daha yaşlı, az sakallı. İşte Atreus, Kel falan. 2015'te ama tam oturmamış gibiydi. 2018'de sanırım o teknolojinin güncellenmesiyle çok daha iyi işler çıktı diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani tabii oyun development süreci boyunca çok farklı aşamadan geçiyor. Yani sizin o gördüğünüz sessiz Atreus falan aslında final olarak onu oyuna koyacağımızdan değil, development aşamasında bazen yani hair tech'i hala bekliyor oluyoruz falan gibi şeyler de oluyor. O yüzden development sürecinde çıkan videolara çok fazla sonuçta öyle bir oyun olacakmış gibi bakmamak lazım. Anladık. Çok teşekkür ederiz bu soru için de. Sonraki soruya geçelim. Hemen. Üniversite döneminde alan seçimi konusunda sıkıntı yaşadınız mı ve şu anda bulunduğunuz alanda olmayı sektör içerisindeyken mi karar verdiniz? Yani şu an bu soru şu an üniversite öğrencilerinde veya daha lise öğrencilerinde, liseli arkadaşlarımızda cidden alan seçimi konusunda, meslek seçimi konusunda cidden çok sıkıntılı kararsızlık var. Siz ne düşünüyorsunuz ve sizin yolunuz nasıldı? Yani ben kesinlikle çok büyük sıkıntı yaşadım. Hatta yani şu an burada olmamın nedenlerinden biri de o kadar büyük sıkıntıyı yaşamış olmam belki de. Dediğim gibi ben aslında üniversitede fen matematik bölümündeydim. Yani bu şey zamanı hani herkesin böyle mühendis ol kızım, doktor ol kızım dediği zamanlar. Ama bir yandan böyle sanat falan, tasarım gibi şeylere de çok fazla ilgim vardı. Aslında çok zıt şeyler gibi geliyor insana ama tam da böyle o dönem bölüm seçmek zorundayım. Daha hayatın ne olacağına dair hiçbir fikrim yok falan. Bayağı zorlandım. Bir de tabii ki mesela şu an oyun yapmak, bunun bir kariyer oluşu falan çok gündemde olan şeyler. Oyun sektörü yükselişte, streamerlar var. Hani oyunlar genel olarak şu an çok ana medyanın içerisinde olduğu için
Birçok insan daha lisedeyken, ortaokuldayken ben büyüyünce oyun yapacağım falan gibi gelebiliyor ama ben öyle bir durumum da yoktu yani. Hatta ben lisedeyken oyun yapmanın bir kariyer olacağını dair herhangi bir şeyim yani aklımın ucundan bile geçmiyordu. Dediğim gibi o yüzden ben aslında Sabancı'yı seçtim. O birazcık daha flexible imkanı bana sunduğu için. Yani hatta ondan sonrasında da yani master'a gittiğim yer Entertainment Technology Center de biraz öyle bir yer. Ben oraya gittiğimde hani oyun sektöründe programcı olacağım diye gittim. Tasarım dersleri aldım, acting dersleri aldım. Yani böyle orada da birçok farklı şey aldım. Yani aslında diyeceğim odur ki nasıl karar verdim? Birçok şey deneyerek karar verdim aslında. Benim en büyük fırsatım o oldu. Hani hiçbir zaman şu an karar vermek zorundayım, ne yapacağım bilmiyorum ama şunu seçeceğim demedim. Onun yerine farklı şeyleri deneyerek, en çok hangisinden zevk aldığımı öğrenerek ilerledim. Sonuçta da işe yaradı diyeyim ya. Ben şu an işimi çok severek yapıyorum. Teşekkür ederiz tekrardan bu soru için de. Diğer soruya geçelim. Şu an aslında sorularda da yani bir sonraki sorunun cevabını veriyormuşsunuz gibi geliyor bana. O derece kapsamlı ve güzel anlatıyorsunuz. Öncelikle onu söyleyebilirim. Şu anki pozisyonunuza gelene kadar ne gibi zorluklar yaşadınız? Bunu da açıklayabilirsiniz kısaca. Yani aslında tabii benim için çok farklı layer'ı var bu sorunun. Birincisi yani Türkiye'de büyüyüp Amerika'ya çok uzaklara gelmiş olmanın verdiği bir sürü mental olarak yük var tabii ki. Yani hani bu alana yönelmeseniz bile o kadar uzağa gelip ailenizi, arkadaşlarınızı bırakıp burada bir hayat kurmaya çalışmak çok zor. Özellikle oyun sektörü gibi bir sektörde girmek çok zor. Çünkü competition çok yüksek olduğu bir yer, herkesin girmeye çalıştığı bir alan, dünyanın her yerinden gelen bir sürü insan var. Bir şey, yani kesinlikle ilk giriş en zor dönemlerden birisi. Benim için ekstra zordu tabii ki. Hem dediğim gibi çok uzaktan doğduğum yerlerden çok uzakta olmanın verdiği bir yük var. Yani günlük hayatta İngilizce konuşurken ne kadar zorlanmasam da profesyonel olarak kendinizi dile getirebilmek, toplantılarda böyle her şeyi yakalayabilmek falan ilk zamanlar öyle şeyler bile aslında bayağı zor oluyor. Onun bir sıkıntısı var. Kadın olmanın getirdiği bir sıkıntı var. Oyun sektörü hala bu noktada çok iyi değil maalesef. Özellikle mühendislik alanında sayı çok az. Onun da her zaman bir mental yükü oluyor tabii ki. Yani girdiğiniz birçok ortamda tek kadın olmak çok tercih edilir bir şey değil. Dediğim gibi yani bunların hepsinin birleşimi de aslında benim yaşadığım sıkıntılar. Ama bir şekilde bir bir atlattık yani. Ne diyeyim? Yani zorluklar her zaman olacaktır. Ancak önemli olan bu zorluklarla baş edebilmek diyebiliyorum ben yani. Önemli olan kısım bu. Sizler de zaten bu zorlukların üstesinden gelerek de bir yandan şu pozisyondasınızdır. Hatta şu an harika işler çıkarıyorsunuzdur. Buna eminim. Bununla ilgili de soru gelecek de bu sonraki aşama. Sonraki soruya geçeyim o zaman. Oyun sektörü sizce yurt içi ve yurt dışında ne durumda? Geleceği öngörünce nedir? Yani ülkedeki firmalar var. Mobil alanda özellikle. Yurt dışındaki firmalar var. Yurt dışında işte PlayStation için, PC, bilgisayarlar için çıkan oyunlar var. Sizce öngörünüz nedir? Yani yurt içi için benim konuşmam aslında birazcık zor çünkü orada değilim. Sadece böyle dışarıdan duyduklarımla yorumlar yapabilirim. Ama tabii ki bizim buradan izlediğimiz kadarıyla Türkiye'nin de bu sektöre girişi biraz da mobil tarafından girdi aslında Türkiye. Tabii mantıklı bir seçim bence o şey için ama yavaş yavaş hani bir sürü endüstri açılıyor, büyük stüdyolar büyükleşmeye başlıyor. Birazcık daha böyle mobil, hyper casual fokusundan çıkıp daha farklı alanlara da yönelmeye başlıyor. Tabii ki bunu görmek güzel. Aynı şekilde birçok yatırım da var sektöre şu anda. Hem ülke içinden hem ülke dışından. Bunları görmek çok heyecan verici bizim için yani. Çünkü sonuçta biz ilk Amerika'ya gelirken bir elin parmağını geçmiyordu Türkiye'deki oyun stüdyosu sayısı herhalde. Birazcık da buralara gelmemizin nedeni de oydu yani. Yapmak istediğimiz işi yapacak yer çok azdı, fırsat imkanı çok azdı, know-how çok azdı. Ama şu anda yavaş yavaş Türkiye'de bunların da geliştiğini görmek çok mutluluk verici bizim için. Onun dışında genel sektör olarak yani dediğim gibi bu
aslında Covid zamanı falan çok büyük bir boom vardı. Çünkü herkes evdeydi, herkes oyun oynuyordu. Bir anda böyle oyunlar çok popüler olmaya başladı. Yani o hani nerdlerin, çocukların oynadığı şey olmaktan çıktı son dönemde oyunlar. Yani birçok ünlünün oynadığını görüyorsunuz. Twitch'ler, streamingler falan her şey böyle çok önemli bir şekilde geliştirmiş durumda oyunların nasıl insanlar tarafından algılandığını. O açıdan da tabii oyun sektöründe kariyer de birçok insan için çok daha böyle mantıklı bir şey halini almaya başlıyor. Ama maalesef çok da fazla insan yönelince onu karşılayacak şey de yok bence. Dediğim gibi yine aynı şeye geliyorum ama giriş yapmak sektöre şu an çok zor. Ama aynı zamanda tabii bu kadar çok ilginin gelmesi de sektörün gelişmesi için çok önemli yani. Hem maddi açıdan hem farklı oyunlar geliştirilmesi açısından. Yani mesela ben şu an AAA ve konsol oyun tarafında çalışıyorum. Daha çok böyle dediğim gibi 3 yıllık 5 yıllık projeler, 300-500 kişilik takımlar, çok uzun böyle polish, hani blockbuster dediğimiz oyunlar çıkaran tarafındayım. Ama aynı zamanda indie oyunlar da çok fazla şu an gelişimde. Daha küçük gruplarla yapılmış, daha böyle kısa süreli ama böyle daha meaningful, daha narratif şeyler de oluyor. Yani heyecanla izliyoruz aslında. Hep o dalgalanmaya hep gelecektir birazcık. Şu an birazcık daha sektör olarak özellikle Amerika'da çalkantılı bir dönemdeyiz. Ama buradan gideceği tek yer daha fazla büyümek bence. O yüzden heyecanla. Bilmiyorum cevaplayabildim mi? Çok fazla şeye değindim gibi geldi ama. Ya, kapsamlı bir şekilde cevaplıyorsunuz zaten. Az evvel de söylediğim gibi. Yani verdiğiniz cevaptan birçok cevap da çıkarılabilir. Cevap içinde cevap. Sonraki soruya geçelim. Zaten en sonunda bir tavsiyeler kısmında da ufak bir, ben de birkaç şey sormak isterim. Hatta soru cevap kısmında da benim de birkaç sorum var kafamda. Sıradaki soruya geçelim. Çok gelmiştir bu soru. Bilgi sızdırma gibi. Şu anda çalıştığınız yeni projeler var mı ekipçe? Yani şöyle söyleyeyim. Ben şunu duydum. Ragnarok son oyunmuş. Yani İskandinav mitolojisinde geçen. Yani Yunan mitolojisi bitti. İskandinav mitolojisi bitti. Zaten evren aynı evrene açılıyor. Acaba Mısır mitolojisi mi işlenecek veya başka bir mitoloji mi işlenecek gibi sorular geliyor. Yani Mısır diye duyuldu da yetkililerden tam bir açıklama geldi mi onu da bilmiyorum. Yani bu konuda aydınlatmanız mümkün mü? Yani şu anda çalıştığım yeni projeler var mı sorusunun cevabı? Evet, tabii ki bir sonraki oyun üzerinde çalışıyorum. Oyun iş bittikten sonra boş oturmuyoruz. Ama o projenin ne olduğuna dair tahmin edebileceğiniz üzere hiç bilgi veremem. İnternette çok fazla şey var ama en iyi kaynağınız yine official account'lar olacaktır. Yani Santa Monica'nın kendi account'unu, direktörlerin kendi account'unu ve yaptığı official announcement'ları takip edersiniz. En doğru bilgi orada. Onun dışında internette olan hiçbir şeye güvenmeyin derim ben. Verebileceğim bilgi de bu kadar maalesef. Güzel projeler geliyor gibi bana. Santa. Teşekkür ederiz. Sonraki soruya geçelim. Bu artık genel bir soru. Sizinle aynı alandan gitmek isteyen arkadaşlarımıza ne gibi tavsiyeleriniz var? Oyun sektörü olsun. Hatta oyun sektörü de demeyelim artık. Yani AI lead'siniz ve bu iki yapay zeka ve oyun tasarım kısmını, programlar kısmını bayağı yani birleştirip çalışan bir insansınız. Bu konuda sizi, yani ben Göksu abla gibi olacağım diyen biri için ne düşünüyorsunuz yani? Ne önerebilirsiniz? Şimdi bir kere benim en önemli verebileceğim tavsiye sadece benim gittiğim yolda değil ama oyun sektörüyle alakalı. Hangi alandan gelirseniz gelin oturup oyun yapmanız. Yani şu an Unreal, Unity falan gibi engine'lere ücretsiz ulaşmak, bir sürü tutorial bulmak çok çok kolay internette. Ve oyun yapmak ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi üzerinde geliştiğiniz bir yetenek aslında. Yani ne kadar çok çalışırsanız o kadar iyi oluyor yani. Böyle bir genius ilk oyununda mükemmel oyun yaptı falan gibi bir şey çok nadir. O yüzden bol bol oyun yapın derim ben. Ama aynı zamanda yani dediğim gibi mesela benim bence birçok konuda daha hızlı ilerleyebilmem, oyun sektöründe bir takım yerlere gelebilmemin en önemli nedenlerinden birisinin de bu çok yönlülük olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyun sektörü işte sanat, tasarım, müzik, writing birçok alanın bir araya gelip birlikte çalışmasını gerektiren bir şey. O yüzden takım çalışması, diğer disiplinlerle insanlarla konuşabilmek, onların ne demek, onlarla nasıl bir takım problemleri birlikte çözebileceğinizi öğrenmek çok önemli. O yüzden hem böyle farklı alanlarda birazcık böyle high level de olsa bilgi edinebilmek ve böyle
sadece hani oyun yapın derken oturup tek başınıza oyun yapmanızın tabii ki çok fazla avantajı var ama onun dışına çıkabilmek, takımlarla birlikte projeler yapabilmek çok önemli. Yani oyun sektöründe hep böyle yetenek, yani daha doğrusu işte iyi bir programmer olmak, iyi bir artist olmak tabii ki ilk başta baktığımız şeyler iş alımı yaparken. Ama soft skill'ler dediğimiz işte takım halinde çalışabilmek, birileriyle komünike edebilmek falan gibi şeyler de çok çok önemli. Onları kesinlikle göz ardı etmeyin derim ben. Onun dışında programming focus olarak yani temel programming bilgisi çok önemli. Bilmiyorum, ben daha önceki çıktığım yayınlarda da söyledim. Ben kendim programming okurken onun önemini anlayamamışım. Daha sonra sektöre girince dönüp dönüp sürekli böyle ya bu neydi ya böyle bir şey sanki anlatmışlardı falan diye böyle dönüp sıfırdan tekrar fundamental'ları çalıştığım oldu ilk zamanlar. Yani data structures, algorithms, işte performance, memory allocations, yani bunların hepsi çok önemli. Aynı zamanda oyun sektörü için özellikle gameplay alanı yönelmek istiyorsanız, lineer algebra, 3D metric, böyle şeyler, özellikle büyük şirketlere girmek açısından o fundamental'larınızın sağlam olması çok büyük artı. O yüzden yani okurken, çalışırken gerekli önemi verin derim. AI çok daha farklı bir konu şu an, dediğiniz gibi çok çok ilginç gelişmeler var o alanda. Aslında ben AI tek bir umbrella'da konuşmak yerine machine learning ve AI şeklinde ayırıyorum. Machine learning işte bu ChatGPT'ler, şimdiki süreçte çıkan generative art'lar tarafına birazcık daha yönlenmiş bir şey. Ben işin birazcık daha game AI kısmındayım aslında, yani in-game AI, daha hala traditional AI metodlarını kullandığı bir şey. Machine learning tarafı birazcık daha bence data generation açısından gelecek işte, oyun sektörünün içine giriş yapabilirse. Tabii orada etik ve yasal olarak çok farklı, çok fazla engel var şu anda. Hani ne kadar ne sürede gerçekten büyük oyunlara giriş yapar tam olarak konuşmak çok zor. Ama onlar açıldığında daha data generation işte, map generation, dialogue generation, concept art generation falan gibi şeylere fokuslanıyor. Ben işin biraz daha game kısmındayım. Dediğim gibi oyun içindeki karakterlerin nasıl çalıştığına dair sistemler. Eğer bu alana yönlenmek istiyorsanız, machine learning'e çok bir şey söyleyemeyeceğim. Ama eğer game alanına yönlenmek istiyorsanız, dediğim gibi yani kendiniz pathfinding algoritmaları, behavior tree'ler, işte state machine'ler, online yazarsanız GMR'de kullanılan teknikler, böyle birçok şey görebilirsiniz benim bahsettiğim gibi. Onlar üzerinde yavaş yavaş bilgi edinmek, GDC Game Developers Conference'ın YouTube'da bedava bir sürü konuşmalarının yayınlandığı bir kanalları var. Oradan AI fokuslu şeyler izlemek. Kitaplar, yani açıkçası ben her şeyi pratikte çok daha iyi öğrenen bir insanım. O yüzden açıp oturup kitap okumak benim için hiçbir zaman böyle çok fazla öğrenebildiğim bir şey olmadı. O yüzden nasıl öğrenirsiniz biraz size kalmış ama bence yine en iyisi, yani böyle yeni bir şey öğrendiğinizde işte pathfinding, gidip kendiniz onu implemente etmeniz çok daha yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ya ben de aslında az çok sizin gibiyim. Kitaptan vesaire öğrenemiyorum. Onu uygulamam gerekiyor. Ya o bilgi bana ne için lazım? Ve cidden mesela ben direkt CSS'i veya JavaScript'i, React kütüphanesini gördüğüm zaman diyorum ki bu nedir yani? Bu ne, ne yapacağım bunda diyorum ama sonra diyorum ki bana bir tane web sayfası lazım diyorum. Sonra bakıyorum ki bana neler lazım? Şu lazım, bu lazım, bu lazım. Tek tek öğrenmeye başlıyorsun. Aslında yani pratik işin aslı diye düşünüyorum ben de. Yani size katılıyorum, ben de aynı fikirdeyim. Şimdi sorularım, yani benim hazırladığım sorularım bitti. Yani bir soru-cevap kısmımız var. İsterseniz oraya geçeyim. Siz anlatırken de ilk sorumu ben sorayım isterseniz. Benim aklımda şöyle bir soru vardı. Şimdi hatta Uygar Çubukçu bizim ekipten onun sorduğu bir soru var. Onu da getireyim. Onun üzerine de konuşabiliriz. Yapay zekanın bu denli gelişmesiyle oyun sektörünün olumsuz etkilendiğini düşünüyor musunuz diye soru sormuş. Ben şunu merak ettim. Yapay zekanın gelişmesiyle mesela artık oyunlar çok daha hızlı bir şekilde üretiliyor. Eskiden mesela ne bileyim 1990'larda 80'lerde Nintendo'nun çıkması, Super Mario oyunlarının yapılması yılları alırken şu anda mesela o tarz bir oyunun çok daha üst modeli belki yani uğraşılsa hazır asetlerle yapılması belki de bir ayı bulur veya bir haftayı bulur. Yapay zekanın etkisi de var veya hazır oyun sektöründe bayağı hazır asetlerin birikmesi gibi faktörler var ve
bayağı bunun neticesinde de rekabet var oyun sektöründe. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de merak ettim bu soruyu. Yani aslında şu an yapay zeka çok gündemde olduğu için her şey böyle yapay zeka ile yapılmış falan gibi bir şey de var. İzlerim de var. Yani procedurally generated content, işte Houdini falan gibi tool'larla generate edilmiş level'lar falan, bunlar yani şu an yapay zeka olarak konuştuğumuz bu machine learning, işte generative art falan gibi şeylerin dahil olduğu şeyler. Olmadan önce de olan tool'lardı bunlar yani. Birçok sürücü kullanıyordu. O yüzden her şeyi yani yapay zeka sayesinde bunlar var gibi görmek birazcık sığ kalıyor bence şu an olan şeyleri anlamlandırmak açısından. Elimizde çok fazla tool var yapay zeka dışında da kullanabileceğimiz bir takım şeyleri hızlandırmak için. Onun dışında dediğin gibi yani çok fazla şu an aset satın alabileceğiniz yerler, yani 3-5 kişi bir araya gelip oyun yapalım istesek ama bir artistimiz yok desek hani gidip aset alabileceğimiz şeyler var. Ama önemli olan ne tarzda nasıl bir oyun yapmak istediğiniz. Yani mesela ben kendi stüdyomuzdaki o yaptığımız oyunları düşünecek olursam bizim en önem verdiğimiz şeylerden biri her şeyin böyle crafted hissetmesi. Her moment'ın told through şekilde yapıldığının oyuncuya geçmesi. Böyle şeyler düşündüğünüz zaman AI generated stuff her zaman sizin için cevap olmayabilir yani. Bizim mesela writer'larımız her kelimeyi, her cümleyi, arkasında bir sürü anlam, işte o andaki story'deki bağlantılar falan böyle şeyleri düşünerek bir daha yazarak ortaya çıkarıyor. Çünkü bizim oyunumuz hani buna fokus bir oyun. Biraz daha lineer bir oyun. Ama mesela open world bir oyun yapıyorsanız belki de ne bileyim NPC'lerin hepsinin karakter diyaloğunu tek tek oturup yazmak yazabilecek bir sorunuz olmayabilir. Hani bu gibi şeylerde yardımcı olabilir mi? Belki, ama dediğim gibi yani benim kişisel görüşüm bu generative AI'ın hala önünde çok fazla etik ve yasal sıkıntılar olduğuna dair. O yüzden de onların çözülmesi gerekiyor bence. Oyun yapımını kötü şekilde etkileyecek midir de aslında sorunun özü? Ben şahsen öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi bir takım sıkıntılar aşıldıktan sonra artıları da olabilir. Yani mesela özellikle animation alanında machine learning gibi şeyler kullanmanın çok büyük artıları var yani. Birazcık hangi alana nasıl uygulayacağınız, yapmak istediğiniz oyuna ne kadar fit ettiği falan gibi şeyleri cevaplamak lazım. Yani kişisel olarak çok büyük bir zarar getireceğini düşünmüyorum. Sadece selektif olarak seçip nerede neyi nasıl uygulayacağınızı iyi bilmeniz lazım. Çok fazla tool var yani. AI ortamdaki tek tool değil şu anda. Anladım. Şey zaten bu anladığım kadarıyla vermek istediğiniz cevapta mesela sizin kendi işinizde de ilk senelerde yaptığınız işi de yerine şu anda geçemiyor. Hem etik yasalardan dolayı hem mesela telif hakları olsun o bilgiler için, çünkü bazı datasetleri kullanıyor ve o datasetleri kullanması için izin almamış olabilir gibisinden. Yani ileriki aşamalarda da olumsuz etkileyeceğini, hatta artı olabileceğini düşünüyorsunuz. Yani bir takım sorunları çözebilirsek evet, yani ben böyle AI'ın oyun yapımında her şeyi replace edecek, bundan sonra her şeyi AI ile generate edecek falan gibi bir yere geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Dediğim gibi yaptığınız oyunun tarzına bağlı olarak çok farklı ihtiyaçlarınız var çünkü AI'ın çözemeyeceği. Uzun vadede bir takım sorunlar aşılırsa tabii ki yardımcı olabilir yani. Ama dediğim gibi sonuçta oyun yapımına introduce edilmiş birçok tool var şimdiye kadar. Yani bu ilk şey değil. Bence iyi bir tercih yaparak yani yaptığınız oyuna bağlı olarak onu da iyi bir şekilde kullanabileceğiniz duruma gelir umuyorum eğer ileride. Ben de biraz öyle düşünüyorum açıkçası. Çünkü biraz AI'yi çok reklam edilmeye çalıştığını düşünüyorum. İşiniz elinizden olacak gibisinden bize, backend'cilere, ya bütün alanlarla ilgili de biraz da pazarlama stratejisi diye düşünüyorum ben açıkçası. Bir yandan da. Sonraki soruları alalım. İki tane sorumuz daha var. Bir arkadaşımız demiş ki daha önce dinlediğim bir yayında design patterns önemine çokça değinmişlerdi. Bu oyun sektöründe de önemli mi? Bu bizim bir önceki yayında olabilir belki de. Design pattern anlatılmıştı. IVD, International Women Day etkinliği kapsamında. Ne düşünüyorsunuz? Yani tabii ki programming yaptığınız, yani game alanında programming yapmak, bu programming design patterns'tan bahsettiğini düşünüyorum sorunun spesifikliği.
herhangi bir yerde yaptığınız programming rolünden hiçbir farkı yok yani. Sonuçta yazdığınız şey hala bir software, hala bir kod ve böyle şeyler hala çok önemli. İhtiyacınıza göre neyi, ne şekilde, hangi sistemi ne şekilde implement edeceğiniz, her şeyin birbiriyle nasıl komünike edeceği, nasıl architect edeceği falan her programming alanında önemli olduğu gibi game alanında da önemli. Şöyle bir çok minik bir fark olabilir. Şimdi mesela dediğim gibi birçok insan aslında şu an oyun sektöründe hazır engine'leri kullanmaya başladılar. Ya da mesela Sony Santa Monica gibi stüdyolara girdiğinizde mesela bizim kendi engine'imiz var ama 15 yıllık, 20 yıllık falan bir engine bu. O yüzden mesela major birçok böyle büyük sistemin zaten implement edilmiş olduğu bir ortama giriyor olabilirsiniz. O yüzden yani tabii ki biz sistemleri her zaman yeniliyoruz. Yenilerken her zaman design patternsin önemli oluyor ama ilk zamanlarınızda ya da kariyerinizin ilk başında daha farklı level'ında çalışıyor olabilirsiniz. O zaman o kadar hissetmeyebilirsiniz ama tabii ki yani long term'de önemli. Sonraki soruya geçelim ve sanırım bu son sorumuz. Nazcan Şahin'e selamlar. Öncelikle bir junior oyun geliştirici büyük şirketlerin mülakatlarına nasıl hazırlanmalı? Özellikle teknik test süreçleri nasıl oluyor diye sormuş. Nereden başlasam? Birazcık tabii Amerika fokuslu gideceğim. Çünkü burada gördüğümü biliyorum yani. Türkiye ve Avrupa'da birazcık daha farklılıklar olabilir. Ama birincisi en önemli olan şeylerden biri her stüdyonun süreci aynı değil. Dediğim gibi console development ya da böyle AAA gibi benim gibi Santa Monica stüdyo gibi çalıştığımız şirketlerde çok daha farklı şeyler beklenirken daha küçük, birazcık daha indie ya da böyle işte hazır engine'ler kullanan 15-20 kişi takımların mülakatlarında çok daha farklı şeyler bekleniyor olabilir. O yüzden en önemlisi hangi şirkete başvuruyorsanız, hangi şirketle görüşecekseniz o şirketin istediği şeye dair bilgi toplayabilmeniz. İnternettendir, orada çalışan birilerindendir. En önemli şeylerden birisi bu yani. Çünkü o şirkete göre hazırlanmanız gerekiyor maalesef. Ama tabii ki programming açısından bazı temeller var yani. Bu her şirketin baktığı şey. Burada genelde teknik testler birkaç aşamada oluyor. İşte önce bir telefon testi. Sonra genel böyle birazcık daha çok aşırı teknik olmayan diyeyim. Birkaç bilginin, programming bilgisinin sorulduğu. Bir de birazcık daha böyle hani sizin soft skill'lerinizin gauge edildiği. Normalde ondan sonra bir tane daha telefon ya da görüntülü görüşme oluyor. Bir tık daha kısa olan. Bir iki saatlik falan genelde bunlar. Onlar da genelde size böyle birlikte bir problemi çözelim. İşte bir programming problemi atıyorlar. Birlikte onu çözüyorsunuz interview sırasında. Bazıları bunun yerine take home test dediğimiz eve bir programming problemi yolluyorlar. Genelde işte C++, Java, C# ne kullanıyorsa girdiğiniz yer. Bir şey implement edip onlara yollamanızı istiyorlar. Daha sonrasında yolladığınız kod üzerinden interview'da bir şeyler discuss ediyorsunuz. En son aşamada genelde on-site dediğimiz ama artık on-site olmayan, genelde videolu görüşmelerle devam eden bir aşama. Bu genelde uzun bir panel şeklinde oluyor tüm gününüzü alan. 6-7 saat falan o yapan şirketler var. Bu noktada yine genelde yarısı yine bir programming discussion oluyor. Takımdaki programmerlar yine size bir problem getiriyorlar. İşte dediğim gibi tekrar data structures'dan algoritmize, linear algebra, 3D math gibi şeyleriniz, bilgilerinizi test ettikleri, bir de biraz daha problem solving skill'lerinizi anlamaya çalıştıkları, yani daha önce hiç duymadığınız bir problemi size getirip birlikte oturup o anda nasıl çözüyorsunuz, işte değişik sıkıntılarını nasıl çözüyorsunuz falan gibi şeylere baktıkları. O panelin diğer bir yarısı da genelde diğer takımlardan insanlar oluyor. En azından bizimkinde öyle. Bu yine her stüdyoda farklı dediğim gibi ama bir designer'dır, bir producer'dır. Hani onlarla nasıl çalışacaksınız, nasıl komünike edeceksiniz, onların problemlerini nasıl çözeceksiniz gibi şeylere baktıkları. Açıkçası ben teknik interview'lara hazırlanırken birkaç tane böyle yayınlanmış teknik interview hazırlanma kitabı var. İçinde örnek soruların olduğu, hangi soruların nasıl cevaplamanın... soruları nasıl cevaplamanız gerektiğini anlatan. Çünkü yani teknik interview yapmak da bir skill aslında. Dediğim gibi oturup böyle çalışmanız gereken bir şey. Mesela bir soru sorulduğunda içinizden, kafanızdan düşünmek yerine her şeyi ne düşündüğünüzü olduğu gibi söylemeniz falan bazen çok daha fazla yardımcı oluyor. Karşıdaki insan da size yol gösterebilir. Şu yanına yönlenir, bu yanına yönlenir diyebilir falan gibi.
bir takım şeylerin kabul edildiği kitaplar var. Onun dışında o kitapların çoğunda örnek sorular da oluyor. Ben hazırlanırken önce bu kitaplardan gidiyordum. Sonra oturup C++'da en önemli data structure'ları sıfırdan implemente ediyordum. İşte tree'lerdir, linked list'lerdir, farklı işte ne bileyim string manipulation problemleridir, basic bir 2D vector library'dir falan gibi şeyleri. Çünkü mesela gündelik hayatınızda işe girdiğinizde sıfırdan bir linked list yazmak zorunda kalmıyorsunuz hiçbir zaman. Yani hiçbir zaman değil. Bazı zamanlarda kalabilirsiniz ama genelde yaptığınız bir şey değil. Ama size bunları bilmenizi istiyorlar. Çünkü onları kullanırken neyi nasıl kullanmanız gerektiğini anladığınızı bilmeleri çok önemli. Yani bu kadar, bilmiyorum cevapladım mı? Zor bir süreç. Hızlı geçirmeyin. Bol bol hazırlanın yani aslında. İşin özü. Bence gayet harika bir şekilde cevapladınız. yani bir şekil arkadaşımızın da zaten bayağı bir şeyler kaptığını düşünüyorum bu cevap için. Bunun dışında başka sorumuz gelmedi. Soru cevap şeklinde yok. Zaten harika bir şekilde anlattınız. Yani cidden bir soru, ben cidden 5-6 tane soru hazırladım. Bir soruya verdiğiniz cevap diğer 5 soruyu kapsıyordu, öyle söyleyeyim. Ondan ötürü ben de biraz pasif kalmış olabilirim, yanlış soruyu sordum diye. Çok teşekkür ederiz öncelikle geldiğiniz için. Mutluluk duyduk sizleri burada ağlamak. O yüzden çok teşekkür ederiz tekrardan. O zaman başka soru da yoksa kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Görüşürüz.